Hamas, İsrail'le müzakere edilen geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yanıtını verdi. 135 gün sürecek ateşkes karşılığı 3 aşamalı bir takas önerdi. İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu savaş kabinesine dahi danışmadan bu anlaşmayı kabul etti. Gazze'de uzun süreli ateşkes umudu hiç olmadığı kadar yakın. Hamas, İsrail'le yeni esir takası ve ateşkes anlaşması için sunulan teklife yanıt verdi. Cevap genel olarak olumlu, ancak bazı noktalarda Hamas'ın kendi yorumları oldu. Hamas, İsrail'e 135 günlük yani 4,5 ay sürecek ateşkes önerdi. Bunun savaşın sona ermesini sağlayacağını belirten Hamas, karşılığında 3 aşamalı rehine takasını kabul etti. Bu kapsamda İsrailli rehinelerle Filistinli mahkumların her birinin 45 gün sürecek olan 3 aşamada serbest bırakılması öngörülüyor. Şimdi top yeniden İsrail'de. Arabulucu Katar, Hamas'ın yanıtına İsrail istihbaratı Mossad'a iletti. Mossad, planın kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini duyurdu. İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu, savaş kabinesine haber vermeden ateşkese yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı Joe Biden ise Hamas'ın teklif ve taleplerinin biraz abartı olduğunu söyleyip beklentiyi düşürmeye çalıştı. Anlaşma konusunda bir hareket var. Hamas'tan yanıt geldi ama biraz aşırı görünüyor. Nerede durduklarından emin değiliz. Şu anda müzakereler sürüyor. Öte yandan İsrail ordusu Hamas'ın elindeki 31 rehinenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak ne şekilde öldükleri belirtilmedi. Hamas, rehineleri İsrail ordusunun öldürdüğünü, ya bombardıman sonucu ya da doğrudan hedef alınarak hayatlarını kaybettiğini söylüyor. Diplomasi süreci devam ederken İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarına son vermiyor. Mısır sınırındaki Refah kentinde bir ev hedef alındı. Yaralanan Filistinliler ambulansla bölgedeki Kuveyt Hastanesi'ne sevk edildi. Avrupa'yı kuşatan çiftçi protestolarına İspanya'da katıldı. Katalonya'da çiftçiler otoyolları trafiğe kapattı, barikatları ateşe verdi. Çiftçiler Brüksel'i dize getirmeyi başardı. Avrupa Komisyonu'ndan bakın hangi karar çıktı. Otoyollar barikatlarla kapatıldı. Yakılan yastıklardan çıkan duman her yanı kapladı. Avrupa'da çiftçilerin direnişine İspanya'da katıldı. İspanya'da çiftçiler ülkenin pek çok kentinde en az 14 otoyolu abluka altına aldı. Malaga Limanı'nda faaliyet durma noktasına geldi. Sarı yelekler giyerek ellerine İspanya bayrağı aldılar. Kamyon ve traktörlerle trafiği kapattılar. Barikatlar kurarak ateşe verdiler. Çiftçi yoksa yemek yok, gelecek yok pankartları taşıdılar. Tarım alanları ve hayvancılık olmadan sofralar boş sloganları attılar. Bugün toprağımıza ve hayvancılığa sahip çıkmak için buradayız. Avrupa'nın kararlarını durdurmak için buradayız. Biz sadece çiftçiyiz. Sizin sağlığınızı ve sofranızdaki gıdayı düşünenler biziz. İspanya Tarım Bakanlığı çiftçiler için yeni bir yardım paketi açıklamıştı. Yaklaşık 140 bin çiftçiye 289 milyon dolar dağıtılacağı bildirilmişti. Ancak Avrupa'nın ana meyve ve sebze ihracatçısı olan İspanyol çiftçiler için bu yeterli değil. Avrupa Birliği'nin çiftçinin belini büken çevreci politikalarından vazgeçmesi isteniyor. İspanyol çiftçiler başkent Madrid'de büyük bir gösteri planlıyor. Çok sayıda Avrupa ülkesini kuşatan protestolar Brüksel'den yeni bir imtiyaz kopardı. Daha önce Avrupa Birliği'nin tarlaların %4'ünün NADAS'a bırakılması kararı ertelenmişti. Avrupa Komisyonu bu kez pestisit karşıtı planı geri çekti. Adil bir ekolojik geçiş için ekonomik teşvik sözü verdi. Avrupalı çiftçiler Avrupa Birliği'nin yeşil politikalarından geri adım atmasını, hükümetlerin yüksek tarım maliyetlerini düşürmesini ve tarım ithalatının azaltılmasını talep ediyor. Rusya, Ukrayna'daki 5 kente füze saldırısı düzenledi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Yahudi olacağını açıkladı. Şili'de eski devlet başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti. Küresel rapora göz atalım.